Tekrardan merhaba. Şimdi internette başkalarının fotoğrafçılık dışında onunla ilgili videolarını seyrederken kolay oluyor tabii. Ama ne sıra geldi mi ne kadar zor olduğunu gördük. Şimdi şöyle bir deneme yapacağız. Bu ISKI FD tip denen lensler var biliyorsunuz. FD tip lensler. Sony A7 II full frame makineye böyle eski lens takılır mı? Takıldığı zaman ne olur ne işe yarar? Bir işe yarar mı onu göstermeye çalışacağım. En azından sizin aklınızda bir soru kalmasın. Denemeden bu videoya denk gelirseniz denemeden görmüş olsunuz. Şuradaki şey yazısı gözüküyor ama ona bir bakalım. Nerededir? FD Nex. Evet. Okunuyor herhalde. FD Nex. FD Nex yazısı. Yani Nex tipi bu tip bayonetten. Sony'nin E tipi bayonetinden FD'ye geçiş anlamında. Bunu takması biraz zor. Yine de kameranın önünde takmaya çalışacağım. Bakalım olur mu? Şunu önce bir off'a getirelim. Sonradan şuraya tutabilirsek. Buradan nerede kırmızısı? Kırmızısı burada. Oturursa iyi. Bazen oturmuyor da. Bakın şu anda Sony A7 II'ye takılabilecek şekle geldi. Bu eski tip lens. FD lens denen eski tip lens. Şimdi deneyelim. Kırmızısı nerede? Kırmızısı burada. Neredeydi? Kırmızı beyaz. Tamam, oturdu. Gördüğünüz gibi şu anda lensimiz çalışır vaziyette. Hemen şunu otomatiğe alalım. Otomatik açıyoruz. Şöyle son lens fenetif lens koyalım. Bakalım. Otomatik fokus yok. O yüzden önde yapmamız kartımız takılı değildi. Şimdi onu da takıyoruz. Bu şekilde. Bakalım eski tip lensimizde ne yapılabiliyor. Şurada diyafram ayarı falan da var. Şunu üçüne getireyim ben. Işığımız yeterli. Şu üçüne getirdim. Bu zoom'u ayarlıyor. Eski tip şöyle bir zoom'u var bunun. Dönerek yani. İterek zoom'u çeviriyorsunuz. Bu şekilde de makro. Başka bir yeri var mı? Yok. Bakalım ne çekecek. Buradan görünmüyor gerçi de. Bu bulanık. Olacak değil. Bu da olmadı. Önceden şeyi gösteriyordum, şu anda göstermiyor. Ne yapmış? Sağ diğerini gösteriyor, hiçbir işaretini önce çekelim. Siz görmüyorsunuz tabii, onu da ekranı şu şekilde açabiliriz. Bir dakika. Şimdi gösterdi. Etrafı makrosunu çalıştıramadım henüz ama diğer zoomladığımızdaki şu etraftaki sarı çizgiler, ben ayarını öyle yapmıştım Sony'de. Sarı, etraftaki sarı çizgiler görebiliyor musunuz? Etraftaki sarı çizgiler odaklama eksenini gösteriyor. Odaklama kısmını gösteriyor. Şimdi basıyorum bir tane. Şekilde bir çektik.
Biraz daha yakınlaştıralım. Zaten şuralarda bir yerde netliği yakalıyoruz. Güzel. Net fena değil. Burada makroyu çekemedi. Ya biz çekemedik ya da çekemedi. Bu şekilde. Belki daha çok yanaşsak. Yok, herhangi bir şekilde şey yapmıyor. Eski tip lens, öyle eski tip fotoğraf çekmek için belki bir işe yarar ama onun haricinde çok cazip gözükmüyor. Detayına girelim. Gördüğünüz gibi eski tarz grandli bir çekim oldu.